Doğu'nun ilk kurumsal kafe shop'u olan Van'daki People's Cafe'ye konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar efendim. Van'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. People's Cafe'deyiz. Naci Bey'in yanında kendisi işletme müdürü. Merhabalar Naci Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi. Sizleri, güler yüzünüzü gördük. Daha mutlu olduk. Çok sağ olun. Daha yakından tanıyabilir miyim sizleri? Ki, Naci benim ismim. Aslan Hakkari'liyim. People's Cafe Hakkari Şubesi'nin şube müdürüyüm. Aynı zamanda biz franchising sistemiyle çalışıyoruz. Bu konuda pazarlama işlerini de yürütüyorum firmanın. 2014 Aralık ayından beri Van'da hizmet vermekteyiz. Van'da bizim 5. şubemizdi. Öncesinde Şemdinli, Yüksekova, Başkale, Hakkari ve son olarak da Hatay açıldı. Bunun devamında Diyarbakır'da inşaatına başladığımız bir şubemiz var. İstanbul, Beylikdüzü ve Florya'da çalışmalarımız var. Yakın bir zamanda orada da devam edeceğiz. Doğudan batıya doğru yükselen yıldız niteliğinde böyle büyüyen bir firmayız. Hedeflerimiz büyük bir şekilde ilerliyoruz. Evet, hızla ilerliyorsunuz denilebilir. Peki Van'daki size tepki ne oldu? Burada People's Cafe nasıl karşılandı? Ben burayı bulurken çok kolay buldum. Mesela nedir bunun size karşı dönüşü? Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki son yıllarda özellikle kafe sektörlerinde ciddi anlamda bir artış var. Farklı konseptler altında. İnsanların tüketim çağındayız. Hep deniliyor ya, tüketim çağında insanların eğilimi çok ciddi anlamda bir değişim göstermektedir. Şubelerimize gelen her misafirimizin buradan en memnun şekilde ayrılması için bir konsept çalışması geliştirdik. Burada çok zengin bir mutfağımız var. Doğu batı sentezi var. Yöresel tatlarımız var. Şimdi People's Cafe denince insanların aklına genelde kahve daha çok belki geliyor ama asıl bizim biz yapan, bizi diğerlerinden çok farklı kılan çok lezzetli bir mutfağımızın olması. Naci Bey, bizlere hizmet yelpazenizden bahsedebilir misiniz biraz da? Tabii ki. Şimdi çok zengin bir mutfağımız var. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Misafirlerimiz kafelerimize geldiğinde sadece bir ürün yelpazesinde yeltenmiyor, bir ürün grubuna daha doğrusu. Dışarıdan People's Cafe tabelası gördüğünde birçok insan sadece kahve türü, belki içecek grubuyla hizmet eden bir konsept olduğunu düşünebilir ama asıl bizi biz yapan, bizim sunmuş olduğumuz lezzetler. Dünya mutfağında birçok örneğimiz var. Meksikan yemekleri, İtalyan yemekleri, aynı zamanda doğudan işte yöresel tatlarımız falan var. Çok zengin bir menüye sahibiz. Mesela pizza türleri için bizim İtalya'da 7 yıl çalışmış ustalarımız var. Her açtığımız şubede ustalarımız gelir, yeni ustalarımızı eğitir. Oradaki lezzete yakın, hatta aynı lezzeti yakalayabilecek tarzda pizza türlerimiz var. Makarnalar için aynı şekilde öyle. Hamburgerlerimiz, köftelerimiz tamamen bizim kendi üretimimizdir. Kahvaltımız çok zengin. Kahvaltı çeşitlerimiz var, içecek grubumuz. Kahvelerimiz, espressolarımız yine çok zengin bir şekilde menümüzde yer alır. Yani bir vejeteryan bile bizim kafelere geldiğinde ya da bir et yemeği çok seven bir misafirimiz de geldiğinde bizim menümüzden %100 memnuniyetle ayrılacaktır. Evet Naci Bey, herkes biliyor ki Van'ın kahvaltısı meşhur. Biz bunun kültürünü People's Cafe'ye ne kadar yansıtabildik? Şu an şimdi Van'ın meşhur kahvaltısını zaten herkes biliyor, namı yayılmış. Biz Van'ın meşhur kahvaltısına ilaveten Anadolu'nun çeşitli yörelerinin lezzetleriyle Anadolu serpme kahvaltı ismiyle bir kahvaltı menüsü hazırladık. 48 çeşit ürün yer almaktadır. Kahvaltı konusunda da kesinlikle Van'ın meşhur kahvaltısından geride değiliz ve bu konuda da çok idareyiz. Naci Bey, son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz People Cafe ailesi olarak? Şöyle söyleyeyim, People's Cafe ailesi olarak şu an 6 şubeyle hizmetlerimize devam ettiğimizi söylemiştim. Bizim sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetten herkesin yakın zamanda faydalanacağına ben inanıyorum. Web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan açılmış ve açılacak olan şubelerimizi öğrenip bizim hizmet yelpazemizi daha yakından görmelerini bekliyorum. Doğudan batıya doğru hızla ilerlerken kesinlikle bir ön yargılı bir yaklaşım beklemiyoruz. Mekanlarımıza misafirlerimiz ayak bastığında ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır ve kesinlikle pişman ayrılmayacaklardır. Çünkü bizim ilke edindiğimiz burada herkesin kendisini iyi ve özel hissettiği
gerektiği bir ortam görüp bu şekilde bizden ayrılmasıdır. Bizim de tüm çalışmalarımız bu doğrultudadır ve bu konuda da kesinlikle hizmet kalitemizden ödün vermeden devam edeceğiz.